İyi günler sevgili arkadaşlar. Atatürk Atabey Türk Ocakları'ndan ben Levent Sekman hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı ileterek yine bir ekonomi programına başlıyoruz. Evet, bu programlarımızın konusu güncel ekonomi ve dünya ekonomisinde, Türk ekonomisinde neler oluyor, ne yapılmalı diye başlayacağız. Arkadaşlarımız da sorular soracaklar. Evet, ilk soruyu alalım. Dünyadaki ekonomik gelişmeler nelerdir? Evet, şu anda Ekim ayındayız, Ekim ayının başındayız. Dünyadaki ekonomik gelişmeleri şöyle bir sayalım. Tabii ki Mart ayından beri biliyorsunuz dünyada COVID-19 pandemi süreci yaşanıyor ve bu pandemi sürecinin ekonomiye çok büyük etkisi var. Turizm gelirleri bütün dünya küresel ölçekte %90 bir şekilde azalmış vaziyette. Gene bu yaz döneminde biraz da açılmasıyla bazı turizm geliri olan bizim devletimiz de dahil devletimiz nefes aldı ama sonra tekrar kapanma sürecine girdi. Bir kere dünya büyük gelişimlere gebe ve öncelikle bu gelişimler ve değişimlerin ben Avrupa'da ve Amerika'da yaşanacağını düşünüyorum. Şu anda Avrupa Birliği'nde bir Brexit süreci var. Brexit sürecinde İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Avrupa Birliği'nin nüfuz alanlarıyla Almanya ve Fransa'nın aslında çıkarları da bu arada çatışıyor. Avrupa Birliği'nin kendi devletlerinin içerisinde büyük devletlerle küçük devletler arasında da problemler var. Özellikle daha sonradan katılan Doğu Avrupa devletlerinden Macaristan'da Avrupa Birliği işte ve Polonya'da ciddi problemler çıkabilir. Veya bu nüfuz alanlarının bu devletlere doğru kaydığı görülebilir. Şimdi para birimlerine bakalım. Tabii ki dünyada ekonomi insan davranışlarıyla şekilleniyor. Ve insan davranışları ne şekilde manipüle edilirse ekonomi o yöne gidiyor. Şu anda COVID sürecinde insan davranışları, COVID sonrası süreçte özellikle sağlık, salgının yayılmaması, aşı çalışmaları, aşının işte etkisi gibi insanların yararına veya yararına olacağı düşünülen şeylerle davranışlarını manipüle ederek ekonomik bir ekosistem kurulmaya çalışılıyor. Ben öyle düşünüyorum. Tabii buna karşı çıkan insanlar var. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da insanlar sokakta. Bunlar çok fazla haberlerde görünen şeyler değil ama bizim arkadaşlarımızdan, orada yaşayan arkadaşlarımızdan da aldığımız, sosyal medyadan da aldığımız bilgiler var. Dolayısıyla toplumsal bir çatışma ya gebe olaylar. Bir de Amerika'da tabii ki seçimler var. Belki onu hani bir sonraki anekdotta konuşuruz. Para birimlerine gelince altın, gümüş, dolar ve euro bölgesi. Aynı zamanda Çin yuanının Amerikan-Çin küresel savaşlarında tam ortasındayız. Ekonomi savaşlarının. Türk ekonomisine gelince Türk ekonomisi biraz kendi işte sağlık sistemini biraz da algı yönetimi üreterek iyi olduğunu iddia ederek biraz da işte turizm gelirlerini diğer ülkelerden azalış anlamında daha az kapatarak bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor ama para birimleri, küresel ticaret ve işte Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin, Ege'deki Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nın etkileri, Kuzey Irak'taki Suriye'deki etkiler ve Batı Trakya sınırındaki kuşatılma hali devam ediyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok yoruyor. Türk milletinin ekonomisi dinamik bir ekonomi. Şu anlamda bekle gör politikasını uygulayacağız ama bana sorarsanız özellikle Amerikan seçimlerinden sonra veya Ekim ayının ikinci haftasından sonra Mart ayına kadar dünya ve Türkiye büyük bir türbülans yaşayacak ama ben bakın herkesin söylediğini tam tersi söylüyorum. Türkiye bu türbülanstan güçlenerek çıkacak. Benim şahsi tahminim bu. Bu türbülanstan sarsılacağız. Bunları şey yapacağız ama güçlenerek çıkacak çünkü karşımızdaki emperyalist güçlerin ve devletlerin, başta Amerika ve Avrupa devletlerinde işte Fransa, Almanya olmak üzere hatta İngiltere'yi de sayabiliriz. Bunun içerisinde Brexit'ten çıkmalarına rağmen bu devletlerin insanlık adına sömürücü devletler olduğu ve arkalarında küresel şirket kontrolü olduğu zaten ortaya çıktı. Bu küresel şirketler insanlık yararına yeni bir ekosistem kurmaya çalışıyorlar.
ve ulus devletlerin gücünü milletlerin desteğini arkasında alıp karşısında olmadıklarını empozesi yapmaya çalışıyorlar. Ama bu oyunlar artık boş. Dünyanın %1'lik bir kesiminin dünyanın %99 gelirinin alması insanların artık kabul edilmeyeceği ve isyan edebileceği bir şey. Dolayısıyla dünya ve Türkiye ekonomisi, tabii ki Türkiye'nin bundan etkilenmemesi düşünülmez. Dünyanın gayri safi milli hasılasının nüfusunun da %1 olduğu gibi gene %1'ini Türkiye yapıyor. Türkiye bunu bana sorarsanız bu süreçten sonra 5 yıllık süreç içerisinde eğer dediğimiz şeyler de yapılırsa %2'ye çıkartır gayri safi milli hasılayı. Nüfusu %1 olmasına rağmen ama üretim ekonomisine geçerse. Evet.